Yüzlerce yıl önce James Watt, arkadaşım Helga'nın yaklaşık olarak 250 kilogramı bir saniye içinde 30 santimetre havaya kaldırabileceğine kanaat getirdi. Watt'ın bu buluşu aslında beygir gücünün de tanımıdır. Bu Çin biçicinin gücü 6 beygir. Bu arabanın gücü 130 beygir. Bu uçağınki 230. Bu jetinki ise 85 bin beygir. Tüm bu motorlar kapalı bir kompartımandaki yakıt ve hava karışımını yakarak güç üretiyorlar. Ve bunu farklı şekillerde yapıyorlar. Arabalarda pistonlu motorlar kullanılır. Yakından incelemeniz için pistonlu bir motoru ortadan ikiye kestik. Piston yukarı doğru hareket edince gaz ve hava karışımı buraya sıkışıyor ve bir buji yardımıyla yanıyor. Karışım bu sayede genleşiyor, piston geri geliyor ve bu hareket defalarca tekrarlanıyor. Araba motorlarında birden fazla piston vardır ve açığa çıkan enerji şanzıman yardımıyla aktarılarak tekerleklerin dönmelerini sağlar. Bu bir uçak. En yakın akrabası da bir jumbo jet. Desek de pistonlu bir motor olduğu için arabalara daha yakın bir araçtır. İşte bu da pistonlu motoru. Buradaki pistonlar tekerlekler yerine pervaneye bağlılar. Cessna gibi küçük uçakların ağırlıkları arabalardan pek de farklı değildir. Bu yüzden de havalanabilmesi için arabalarla hemen hemen aynı beygir gücüne ihtiyaç duyar. Ama bir Boeing 777 tam kapasite olarak yani tüm yolcuları, kargosu ve yakıtıyla birlikte Cessna'dan 200 kat daha ağırdır ve çok daha fazla beygir gücüne ihtiyaç duyar. Bu beygir gücünü bir sürü piston kullanarak sağlayabilirsiniz ama bir 777'yi seyir hızına çıkarabilmek için bugüne kadar dünya üzerinde üretilmiş en güçlü pistonlu motorlardan tamı tamına 67 taneye ihtiyacınız olur. Ve tabii bu imkansızdır. Bunun yerine uçağa ihtiyacı olan beygir gücünü sağlayabilecek tek bir motora ihtiyacımız var. Türbinli motorlar havayı sıkıştırabilen devasa fanları sayesinde pistonlu motorlardan çok daha fazla güç üretirler. Türbinli motorun ön kısmındaki fan dönerek çok büyük hacimlerdeki havayı motorun ön kısmına getirir. Motorun arkasına doğru ilerlersek buradaki kompresör kanatları havayı daha da sıkıştırarak bu noktaya taşırlar. İşte tam burada işin içine yakıt girer ve yanma işlemi başlar. Bu sıcak ve yüksek basınçlı karışım motorun arka kısmına gelir ve motora itme gücünü verir. Karışım aynı zamanda 4 ya da 5 türbin kanadı arasından geçer ve bu türbinler motorun tam ortasındaki şafta bağlıdır. Bu şaft motorun ön kısmındaki fanları hareket ettirir. Motor da bu şekilde çalışmaya devam eder. Bir beygir gücünden 290 bin beygir gücüne kadar ilerledik. Bu yüzden Helga'ya artık ihtiyacımız kalmadı. Hadi koş ve arkadaşlarına katıl. Artık özgürsün. Helga değil, Brandon ve o evcil bir at.